Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir demiş. Rasyonel sayılarda bir sıralama sorusu sormuş. Şimdi öncelikle şöyle bakalım. Ben bu soruları çözerken bir pasta varmış gibi düşünürüm ve şöyle okurum. Pastayı 8 dilime bölüp 7'sini aldım. Pastayı 11 dilime bölüp 10'unu aldım. Pastayı 5 dilime böldüm, 13 dilim aldım. Yani aslında bu C'de ne var? Bir pastada 5 dilim var. Bu 5 dilimi alıyor. Bunun üstüne 8 dilim daha alıyor. Yani demek ki bu bir pastadan daha büyük bir şey. Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Bu bileşik kesir. Bunlar basit kesirdir diyoruz. Bileşik kesir birden büyüktür diyoruz. Dolayısıyla C zaten diğerlerinden büyük. Bileşik kesir. C'nin en büyük olduğu seçenek bir tek B'ymiş zaten. Eskiden sorular bayağı kolaymış. Şu ikisini karşılaştırdığımda şöyle yapabiliriz. Pastayı 8 dilime bölüp 7'sini aldığımı düşünelim. Almadığım ne var? Bir tane dilim var. Burada da 11'e bölüp 10'unu aldım. Yine almadığım bir tane dilim var. Ama burada almadığım dilim daha büyük. Şurada. Yani şöyle düşünelim. Pasta. Şekilde 8'e böldüm. Ben 7 tane dilimi aldım. Almadığım dilim şurası. Ve 11'e böldüğümü düşünelim. Bölmem biraz zor ama 2, 3, 4, 5. Bunları eşit düşünelim. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu sefer almadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilimi aldım. Almadığım şurası kaldı. Aslında bu 11'e bölünmüş olduğu için burası buradan küçük. Dolayısıyla sayılar arasındaki fark aynı kaldığında kesirlerde bu kesir ne kadar büyürse onun değeri de o kadar büyüyor. Yani B büyüktür A oluyor. 1 bölü 2 küçüktür 2 bölü 3 oluyor. Küçüktür 3 bölü 4 oluyor. Küçüktür 4 bölü 5 oluyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa.